Birçok arkadaş şu hatayı yapıyor. Örnek vermek gerekirse bu bir ekip, şu taş bir ekip. Face to face'e kaldık, birebir şu an. Rakip de birebir aynı şekil fight'tasınız. Fakat bu sefer önünüzde herhangi bir... Yine burada bir rakip var. Rakibim bu sefer canı full ama. Birebir kaldık yine, birebir üstüne oynayacağım. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Herkese selamünaleyküm dostlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir umarım. Bugün sizlerle beraber joystick hakkında bahsedeceğiz. Joystick hakkında size bilmeniz gereken birkaç şeyden bahsedeceğim. Onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi artık bu oyunu herkes bir şekilde de olsa eğimi kuvvetli, daha seri oynuyor. Yani ne bileyim, daha sabit bir eğimi var. Bu yüzden iş artık bir tık da olsa taktiklere kaldı, tecrübeye kaldı. Ben de size bildiğim, yani yararlı olabilecek joystick hareketlerinden bahsedeceğim. Joystick'i nasıl kullanmanız gerektiğinden değil de joystick'i nerede kullanmanız gerektiğini size anlatacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Birçok arkadaşım bana yorum attı. Yani YouTube'daki yorumlara video eğitim konusunda yazmışlardı. Abi işte face to face'e sıkıntı yaşıyorum, yakın mesafede sıkıntı yaşıyorum. Bunun büyük sebebi de joystick diyorlardı. Arkadaşlar şunu izledim ben bunu diyen arkadaşlar. Şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Birçok arkadaş şu hatayı yapıyor. Örnek vermek gerekirse bu bir rakip, şu taş bir rakip. Face to face'e kaldık, birebir şu an. Yani birçok rakip ateş ederken ya böyle sabit sağa doğru gidiyor sıkarak, ya sola gidiyor, ya da ne bileyim sağ sol yapıyor ama rakibin üstüne doğru gidiyor. Ya bunların hepsi yanlış, nedenini söyleyeyim size. Aslında siz sağ sol yaparken rakibe gitmiyorsunuz. Yani rakibin mermilerini doşluyorsunuz. Ama siz sağ sol yaparak rakibe doğru gittiğiniz zaman hem yaptığınız sağ solun mesafesi daralıyor, hem de rakibin gözünde daha büyük bir hedef haline geliyorsunuz ve rahat bir şekilde sizi vurmaya devam ediyor. Bu yüzden rakiple face to face'e kaldığınız zaman birebirdeyken şunu yapmamaya dikkat edin. Joystick'inizi kullanırken ya sağa çekin ya sola çekin. Yani sağ sol sabit yerinizde olduğu gibi. Yani şu şekilde rakibin çapraz koşular yapmayın. Yani ateş ederkenden bahsediyorum tabi. Bunu yapmayın. Bunu yaptığınızda hem mermileriniz daha çok dağılıyor hem de rakibin üstüne gidiyorsunuz. Bunu yapmak yerine yerinizde sabit durup sadece sağ sol. Bu kadar basit. Ya da geriye doğru ama asla rakibin üstüne giderek bu hareketi yapmayın. İlk hatamız buydu. Bunu da anlatabildiğimi farz ediyorum. Joystick konusunda ikinci yaptığınız hatalardan biri ise şu oluyor genelde. Rakiple birebir aynı şekil fight'tasınız. Fakat bu sefer önünüzde herhangi bir duvar var, ağaç var, herhangi bir pencere var. Fark etmez bu ne oldu. Rakibe şu şekilde çıkıyorsunuz. Rakip size doğru geliyor. Örnek veriyorum, birebir kaldınız. Arkanızdan da alan geliyor. Artık rakibin önüne çıkmanız lazım. Siz rakibe çıkacağınız zaman şu şekilde çıkıyorsunuz. Aynı bu şekilde. Yani herhangi bir ekstra hareket yapmadan, rakibin dikkatini dağıtacak bir şey yapmadan, imasını bozacak bir şey yapmadan, sabit bir şekilde sağa doğru düz koşuyla. Ya bunu yaptığınız zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Örnek veriyorum, ben bir rakibim. Benim önüm, yani buradayım ben. Alan geliyor arkanızdan, çıkacağını biliyorum. Şöyle bir low'luğum var, yatmışım yere. Siz de benim yerimi biliyorsunuz. Siz çıktığınız zaman aynı bu şekil oluyor. Yani rahat bir şekilde sadece eğimimi sola doğru kaydırıyorum ve naklanıyorsunuz. Ya buradan çıkacağınız zaman şuna dikkat edin. Hani buradan çıksanız bile sağ sol, yani rakibin üstüne gidecekseniz dahi bir şekilde joystick'inizi kullanın. Hele hele şöyle low'luklarınız varsa, yani tepeye çıkabileceğiniz bir yer varsa aşağı inmek yerine tam tepeye çıkıp, yani joystick'inizi kullanarak bir sağ bir sol, bir sağ bir sol şekilde rakibi daha hem asistini bozabilirsiniz hem de vurma şansınız bir tık daha yükselmiş olur. Yani pik kullanımına geleceğim. Şimdi böyle pozisyonlarda pik de atabilirsiniz ama ben şundan bahsediyorum. Yani rakibi görmüyorsunuz. Sadece rakibi biliyorsunuz ama sonuçta buradan sıkabilecek olsanız zaten sıkardınız. Yani illaki buradan çıkmanız gereken pozisyonlardan anlatmaya, örnek vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi eğer önünüzde böyle büyük tepecikler, küçücük yerler varsa bu şekilde kullanarak hem joystickle beraber daha rahat vurabilirsiniz. Ama asla rakibe, yani sabit bir şekilde ya sola doğru böyle kayarak çıkmayın ya da aynı şekilde sağa doğru kayarak çıkmayın. Bu da yaptığınız ikinci hatalardan biriydi. Her yerde şu sağ solu yapmayın. Nasıl diyeyim size, yani çok hızlı yapmayın. Yani olması gereken stabilde bu. Yani şu sağ sol yeterlidir sizin için. Yani şu şekilde sürekli tıkı 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 yapmanıza gerek yok. Çünkü eğiminizi titretiyor bu kadar hızlı yapmanız. Bak gördüğünüz gibi eğimim aslında olduğu yerden kayıyor.
Ama belli bir hızda yaptığım zaman daha stabil mermi atıyorum. Onun mücadelesinde de dediğim gibi ileriye doğru koşuşlar yasak. Kullanmayın. Ay, ya geriye doğru gelerek çekinin kendinizi ya da sağ sol yaparak. Dediğim gibi aynı şekil ağaç fightlarında, duvar fightlarında joystickle gir çıklarınız devam etmeli. Yani ben buradayım, rakip burada. İkimiz de fight'tayız. Ya şunu da söyleyeceğim. Eskiden ben bunu çok yapıyordum. Bu benim yaptığım en büyük hatalardan biriydi belki de. Ben bir tık bildiğiniz gibi şova kaçan bir oyuncuyum. Yani elimden geldiğince şov yapmaya çalışan bir insanım. Ama dediğim gibi birebirlerde böyle pozisyonlarda kullandığınız zaman aslında bir tık yavaş kalmış oluyorsunuz. Onun yerine bir şekilde sıkarsanız daha hızlı pikler olacaksınız. Aynı şekilde yine sabit bir eğiminiz olacak. Ama bu hareketi sadece dibinizdeki oyunculara kullanabilirsiniz. Ya da aynı şekilde joystick'inizi kullanabilirsiniz. Neden pik açmayın diyorum. Ya varsayalım ki şu anda rakip karşımda bana pik açarak ateş ediyor. 2 headshot yedi, 1 headshot yedi, kaç headshot yediğini bilmiyorum ama direkt headshot yedi. Sebebini söylüyorum size. Siz scope açarak baktığınız için yani rakip boylu boyunca rakip. Yani sadece kafasına sıkmanız lazım. Ya ayakta sıkıyor ya eğilerek sıkıyor. Yani %50'ye %50 şansınız var bir nevi. Ama bu şekilde durduğunuz zaman kafasını görüyorsunuz, sağ kafasına sıkıyorsunuz. Yani rakibin aşağıdan mı çıkacak, yukarıdan mı çıkacak bilmiyorsunuz. Ama o siz sıkmaya başladıktan sonra şu anda Free Fire atıyor diyelim. Ya bir headshot, ya iki headshot diyor. Daha sonrasında oynayıp vurdum rakibi. Bu şekilde düşünün. Yani çok yakın mesafelerde rakip 10 metre, 20 metre değil. Rakibe bu şekilde scope açmayı denemeyin. Tam aksine pikler atın. Olabildiğince seri bir şekilde. Ya da rakibin prefire atmasını bekleyin. Yani artık aşağıdan mı bakıyor, yukarıdan mı bakıyor, soldan mı, sağdan mı bakıyor. Nereden bakıyorsun? Önce headshot'ınızı atın. Daha sonrasında da sağ bunlar genel olarak yapılan joystick hataları. Bunlardan bahsettim size. Bir hareketten daha bahsetmek istiyorum. Aynı hareketimiz yine. Örnek veriyorum, buradaki rakibin Watch out. canını bir bıraktınız ve arkadaşınız dedi ki canı bir. Bu rakibin üstüne gidiyorsunuz. Rakip size şu şekilde çıkacak, yani illa ki sıkacak kitini bastıktan sonra. Rakibe sürekli bu şekilde koşuyorsunuz. Yani solundan açılabilmek için. Rakip size sıktığı anda sağa dönüp drop shot. Ya bunun sebebini söyleyeceğim. Drop shot yaptığınız zaman da şöyle bir sıkıntı olacağından da bahsedeceğim. Şimdi eğer rakibe puşluyorsanız ve canı birse zaten bir mermiye aklanacaktır. Ama rakibin canı fullse, ya tam aksine oynamamanız veya oynamak zorundaysanız da rakibi sürekli egale ederek bir şekilde bağlayarak free fire atarak gitmeniz. İlk önce rakibin canı bir, şu anda oynuyorum üstüne, nasıl oynamam gerekiyor? Dediğim gibi sola doğru koşuyorum, baştan ateş edip geri atıyorum. Sebebini söylüyorum. Ben burada bir rakibim. Doğal olarak sizin geleceğinizi biliyorum. Ve aramızdaki mesafe Watch yani 20 metre. Yani buradan size scope da açabilirim. Ama büyük ihtimalle arkadaşınız da baktığı için daha rahat bir şekilde vurmak için de scope açıp kapatacağım. Şimdi sabit koştuğunuz için şöyle olacak. Ben sıkarken eğimimi sağa doğru kaydıracağım. Rakip geliyor. Nakladım. Rakip geliyor. Nakladım. Ama rakip geliyor. Ben sıkarken bak bu şekilde sıkıyorum. Siz yere yattınız. Yani şöyle oldu. Ben eğimimi kaydırırken size çekeceğim bir anda. Bu ne olacak? Hem bana mermi kaybına yol açacak. Hem de üstüne üstlük yani yere yattığınız için hitbox sorununuz düşeceği için daha zor vurmuş olacağım. Bu şekilde sizin hem avantajınız olacak hem de canı birse rakibin. Bir mermi attığınız takdirde rakibin aklamış olacaksınız. Yine burada bir rakip var. Rakibim bu sefer canı full ama birebir kaldık yine. Birebir üstüne oynayacağım. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli prefire'dan 3-5 tane tüm mermilerden ta ki rakibi istediğiniz açıya gelene kadar. Ama asla böyle pozisyonlarda şu hareketi yapmayın. Buraya kadar gelip 10 mermiyle gelmeyin veya 5 mermiyle buraya kadar geldiğiniz zaman 5 merminiz kalmasın. Siz rakibi sürekli darlayarak üstüne gidin. Yani 2 mermi. Şuraya geldiğiniz zaman şu pozisyonlarda çoktan bir 20 merminiz olsun ki yani rakibin canı full sonuçta. Mermi de kaçırma olasılığınız. Yani rakip de joystick'i kullanabilir, mermi kaçırabilirsiniz. Bu yüzden işinizi 5-10 mermiye bırakmayın. Olabildiğince 20-30 merminiz olsun buraya kadar geldiğiniz zaman.
buradaki yaptığımız sebep, yani şu yaptığımız fire yapma sebebi ise rakibi pikletmemek, yani rakiple face to face'i yüzde kalana kadar rakibin bize hasar vermemesi. Yani rakip bize hasar verecekse, pikleyecekse aynı hasarı bizim de ona çıkarttığımız. Yani artık bir şans işine kalıyor. Tam siz fire atacağınız zaman rakip bakarsa size bir nevi canını azaltmış olacaksınız veya direkt iki headshot atıp naklayabilirsiniz. Bu anki pozisyona kalmış. Ama bir şekilde rakipte konumları dengelemiş oluyorsunuz. Evet dostlar, joystick hakkında vereceğim bilgiler bu kadardı. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizden ufak bir ricam daha olacak. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki eksiklerinizi, istediğiniz antrenman çeşitlerini yorumlarda yazarsanız size olabildiğince bildiklerimi aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik size öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.